Merhabalar, 18 Nisan 2023 günlerden salı, hoş geldiniz arkadaşlar. İçeride aslında seçime giderken, ortalık ısınıyor derken tam da böyle iyice ısınmaya başladı. Sosyal medyadan neler neler paylaşılıyor görüyorsunuzdur. Döviz anlamında da, dolar anlamında da, piyasa anlamında da, her anlamda iyice seçime giderken hani ortalığın karıştığını, ısındığını görüyoruz. Yani üzücü fotoğraflar, üzücü olaylar maalesef moralimizi bozmuyor değil. Şimdi dolara geleceğim. Öncesinde dün sabah bahsettiğim, Amerika'dan beklediğimiz bu New York Empire imalat endeksi geldi. Beklentinin üstünde geldi. Uzun zamandır görmediği rakamı gördü. Yani burada şu demek oluyor: işler yerinde, yolunda ve ekonomik göstergeler gayet iyi. Ekonomi oldukça iyi ve canlı. Bu da Fed'in elini güçlendiren bir şey. Öyle değil mi böyle olduğu zaman? Bir anda dolar endeksi 102'lere doğru gitti. Yani 102'leri zorladı. Şu anda da zaten güncelini söyleyeyim, tekrar bir geri çekildi. 101.39. Ve dolar endeksi bir miktar yükselince ve bu arada Fed'den de faiz beklentisi Mayıs için artık %90'a yaklaştı. %87, yani 25 bas puan ayın 3'ünde kesin gelecek gözüyle bakılıyor. Tabi bu hafta boyunca bu gelecek olan verilerle değişecek. Ama yani artık hani kesin, neredeyse netleşi diyebiliriz, 3 Mayıs'taki 25 bas puanlık faiz artışı Fed tarafından yapılacak. Tekrar düne dönecek olursak, dün gelen bu veriyle beraber ons altında da bir geri çekilme gördük. Şimdi altın da özellikle borcum var, alayım mı ya da alım fırsatı verir mi, buralardan alır mı diye çok fazla soru alıyorum, mail alıyorum, soranlar var. Onlar için özellikle lütfen burayı iyi dinlesinler. Şimdi dün altın, ons altın 1980 dolara kadar geldi. 1980 dolar destek seviyesi. Ve orada kalıcı olmadı, oradan tekrar yukarı çıktı. Yani altında bizim gördüğümüz 2000 dolarların çok altına gelmek istemeyen, geldiği zaman da kalıcı olmayan bir altın görüyoruz. Hatırlayın, tarım dışı istihdam verisi geldiğinde de karışık veri, 1987 dolara kadar böyle bir gevşemişti, hemen tekrar yukarı çıktı. Yani düşüşler kalıcı olmuyor, çok hızlı şekilde yukarı çıkıyor. Bu seviyeleri takip etmeniz lazım. Yani sizin için aşağı seviyeler ne kadar önemli? 2000 dolarlara neredeyse yerleşen bir ons görüyoruz. Ben biraz daha aşağıdan almak istiyorum diyenler için işte 1980 dolar destek. Biraz daha kırarsa 80 dolar, 1960 dolara kadar geliyor. Şu anda ben kısa vadede 1960 dolarların altında bir ons altın beklemiyorum. Hatta gelirse benim için sürpriz olacak. Bu desteğe kadar gelirse sürpriz olacak, ama her zaman bir ihtimal gelme ihtimali var. Buraları takip edeceksiniz. Kısa vadede ben bugün alayım, borcum var, en dip seviyeden alayım diyenler için. Ama 1960 dolarları veya altını hiç görmeme ihtimali de yüksek. Dolayısıyla 2000 dolar ve 2000 doların bir miktar altı kısa vade, yani ben bu hafta hemen almalıyım diyenler için buraların takip edilmesi lazım. Zaten uzun vade için buralar bile oldukça iyi arkadaşlar. Çünkü artık dolar kurundaki hareket yavaş yavaş gram altında pozitif olarak etkiliyor. Yani yukarı yönlü hareketlere sebep oluyor. Birazdan doları anlatacağım. Gram altına da bakalım. Çünkü orada da artık ekran fiyatıyla piyasa fiyatı tamamen birbirinden kopmuş durumda. Alakası yerlere gelmiş durumda. Gram altındaki bu dolar TL'deki hareketten dolayı da yukarı yönlü bir gidiş var. Artık orası için yapacak hiçbir şey yok. Çıkmaya başladı. Orası etki etmeye başladı. Bu nedenle ons altında 2000 dolar ve altı kısa vade alımlar için takip edilebilir. Ama uzun vade için bu seviyeler şu anda 2003 dolar, gümüşte 25 doların bir miktar üzeri. Yani uzun vadeci için bu seviyelerden bile ben açıkçası kendi adıma çok rahat alabilirim. Çünkü ben zaten uzun vade bekleyeceksem burası beni yormayacak. Zaten ben bunların üstünü bekliyorum. Hani üst seviyelerde neler var onu biliyorsunuz zaten. 2063 dolarlara giden bir ons altın gördük. Oralarda çok durmadı, ama daha da üstünü görebilmemiz için şu kritik olan, daha önce geçmediği 2070 doları bir yukarı yönlü kırması lazım ons altını. Şimdi gelelim, bunları söyledikten sonra dolara gelelim. Arkadaşlar, dolar TL'de öyle bir noktaya geldik ki şu anda ekran fiyatı, bakıyorum şu anda mesela burada 19.40 var ekranda. Kendi bankama giriyorum, mobil bankama giriyorum, 19.50 19.50'ye 20.20. Yani ben alıyorum desem bana 20 liranın üstünde satıyor. 20.20 satıyorum desem 19.48'den satıyor. Burada ekranda 19.40 görüyorum. Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıktığımda, bir kapalı çarşıya gittiğimde
Ya da herhangi bir döviz bürosuna gittiğinde zaten 20 lira ve 20 liranın üzerinde dolar kuru olduğunu görüyoruz. Şimdi uzun zamandır bir ayrışma vardı ama şu anda gerçekten çok böyle kötü bir seviyeye geldik. Yani sıkıntılı bir sürecin içerisine girdik. Yeni düzenlemeler de var bankayla alakalı. Ama özellikle şunu söyleyeyim. Yani sosyal medyada siz de görüyorsunuzdur. Paylaşılan fotoğraflar, döviz bürolarının önünde kuyrukların olduğu fotoğraflar paylaşıyor. Mutlaka görmüşsünüzdür. İnsan gerçekten üzücü. Yani şu duruma düşmek gerçekten çok üzücü. Çünkü insanlar şu anda dolar yükselecek beklentisiyle herkes dolar almaya koşmuş vaziyette. Bankalardan zaten alamıyorsunuz. 20 lira, 20 liranın belki de bir miktar üstünde dışarıdan insanlar döviz toplamaya çalışıyorlar. Gerçekten bu geldiğimiz nokta oldukça üzücü maalesef. Yani bu günleri yaşamamamız gerekiyordu. Şimdi dün Şenol Babışçı'nın attığı tweetleri var. Ben de onları hatta Twitter'da ben de retweet yaptım. Üzerine de bir şeyler yazdım. İki tane önemli tweetten bahsediyorum. Dolarla alakalı. Şenol Babışçı diyor ki Merkez Bankası bankalara dövizde işlem saati kısıtlaması getirdi. Yani kafasına göre işlem yapamazsınız. Bankalar müşteriler için piyasadan saat 13'e kadar döviz alabilecek. Gerçek ve tüzel kişiler, yani hepimiz, herkesten bahsediyor. Yani bütün müşteriler her bankanın satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit getirdi. Yani bankalar size, hesabı olanlara gidip de işte ben döviz almak istiyorum ya da işte ben bana döviz verin, paramı verin. Yani şu kadar dolarım var. Şimdi ben hemen bu doları almak istiyorum dediğiniz noktada bazı limitler getirdi ve her bankanın satabileceği toplam döviz miktarına getirilen limitler mutlaka bankadan bankaya değişiklik gösterecek ama evet zaten öyle yazmış Şenol Babuşçu da. Limitler her banka bazında ayrı belirlendi. Dolayısıyla hangi bankayla çalışıyorsunuz? Döviziniz nerede? Çekmek mi istiyorsunuz? Geçen gün canlı yayında hatta biri sormuştu. Şu an adını hatırlayamadım. Beni seyrediyor olabilir. Hani bloke edilebilir mi diye. Ben de demiştim ki hani direkt bloke olmaz ama işte hepsini çekemeyebilirsiniz. Belki kısıtlı verecekler, limitli verecekler. Yani zorlayacaklar sizi. Ya da ben döviz alıyorum dediğiniz noktada bu zorlukları getirecekler arkadaşlar. Hani böyle bir noktaya geldik. Burada da şunu çok rahat hani artık görebiliyoruz, söyleyebiliyoruz ki çıkmazdayız. İnanılmaz büyük bir talep var şu anda dolara. Çünkü neden? Piyasada insanlar da artık dövizin yükseleceğini düşünüyor. Neden? Çünkü seçim ve doları zor tuttuğumuz belli. Seçim süreci ve seçim sürecinden yani seçim sonrasına da artık bekleyemeyecek bir hale geldi şu anda dolar. Çok sıkıntıda. Her an hızlı bir şekilde yükselebilir ki şu an dediğim gibi 20 liranın üstünde aslında dışarıda fiyatlanıyor. Geldiğimiz noktada ekranda 19.40 olsa bile. Şimdi fiziki neden önemli? İşte tam bu noktada fizikin ne kadar daha önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Her şeyimizi fiziki alamayız belki ama hep söylediğim gibi bir kısım fiziki elde bulundurmak gerekiyor. İşte fiziki mesela altın da nitekim aynı şekilde. Bugün altın fiyatlarına baktığınız zaman bile ekranda gördüğümüz, buradan size okuduğum ekrandaki gram fiyatıyla dışarı gidip aldığınızda ekran fiyat arasında çok gerçek fiyat arasında büyük fark var. Şu anda gram da dışarıda 1300 lira arkadaşlar. Yani fiziki olarak altın alayım dediğiniz zaman gram 1300 liraya gelmiş durumda. Ama ekrana baktığınız zaman biz daha 1300'leri görmedik. Dolayısıyla mesela zor durumlarda böyle işte bankalara uygulanan limitlerin ne diyelim hani yerle bir olduğu, bankaların böyle çok da istekli olmadığı yeni yapılan kısıtlamalar, düzenlemelerle böyle kısa vade geçiş dönemlerinde bir miktar hakikaten fiziki bu altın olur, bir miktar döviz olur. Ama altın her şeye ilaç oluyor. Neden? Dövize yönlendirmek de istemiyorum. Altın şöyle ilaç, altın hemen nakite de dönebiliyor. Yani alıyorsunuz, ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bunu hemen satayım dediğiniz noktada çok hemen satıp para da alabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir artısı da var altının. Orada da ekran fiyatları uçuk, birbiriyle çok alakası yok. Bu nedenle her zaman biraz bir miktar fiziki. Tamamını yapmak, bunları saklamak çok zor. Evet ama gördüğünüz gibi geldiğimiz noktada hem fiyatlar birbiriyle uyumlu değil, artık iyice zıvanadan çıkmış, alakası bir duruma gelmiş. Hem de bana para lazım dediğiniz noktada maalesef hemen ulaşamayabilirsiniz veya işte hepsine değil bir miktarına ulaşabilirsiniz. Geçiş dönemleri olabiliyor.
tabii ki bu dönemler geçecek ve kalıcı olmayacaktır. Ama şu an sıkıntılı bir dönemin içinde olduğunu söylemek isterim arkadaşlar. Ve tabii bunu anlatırken bile çok zorlandım gördüğünüz gibi, ama durumlar bu şekilde. Sosyal medyada da dediğim gibi, yani bunlar tabii şöyle, yani bu anlattıklarım insanların, atalarımız, dedelerimize gittiğimiz zaman yastık altı diye bir şey var. Yastık altı. Yani hep eskiler yastık altı saklı, hala var. Yani insanlar neden yastık altı yapıyorlar? İşte bu nedenden dolayı yastık altı. Bu nedenden dolayı fiziki. Zaten yastık altı dediğiniz şey fizikidir. Yoksa kalkıp da yastığın altında saklamıyor. Yorganın altında, yatağın altında saklamıyor. Ha, belki saklayanlar da vardır, bilemem. Fakat önemli olduğunu ve şu anda da dışarıdan alınan o döviz bürolarındaki kuyruklar hepsi yastık altına gidiyor. Hiçbiri bankaya gitmiyor. Altını, dövizi tamamen yastık altına gittiğini, çok da yanlış olmaz. Kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi kripto paralarda da dün 30 bin doların altına geldi Bitcoin. Ethereum hala bu güncellemeden sonra, Chapel güncellemesinden sonra 2 bin doların üstünde devam ediyor yoluna. Güçlü bir Ethereum orada görüyoruz. Bitcoin'de 30 bin dolarların altına gelip bir miktar satış, bir miktar düzeltme yapsa da çok da aşağılara geldiğini görmüyoruz. Bu da bize aynı zamanda aynen altında olduğu gibi Bitcoin'de de aslında bir yükseliş kanalı içerisinde yükselişine devam eden, ara ara da düzeltmeler yapan bir ne diyelim, seviyede olduğunu görüyoruz. Yani piyasa demeyelim, çünkü özellikle kripto paralar gelecek olan her türlü olumsuz haberden de çok olumsuz bir şekilde etkileniyorlar. Dün Çin'de büyüme verisi geldi. 2023'ün ilk çeyreğinde beklenti %4'tü. %4,5 geldi. Oldukça iyi geldi. Yani Çin'de işler yolunda gidiyor. Her ne kadar böyle imalat sanayi, işte PMI verileri belki beklentinin bir miktar altında geliyor gibi olsa da büyüme anlamında Çin 2000 işte pandemiye göre, geçen yıla göre gaza basmış durumda. Bu sene açıldılar biliyorsunuz. Dolayısıyla da biraz ağır aksak gidiliyor olsa da büyüme oldukça iyi. Bu sene de genel anlamda %5 büyüme bekleniyor Çin tarafında. Amerika'da şu anda borç tavan limiti konuşuluyor. İşte temelde düşeriz düşmeyiz. Muhtemelen düşürmeyecekler. Ne yapacaklar, edecekler. Bunu bir şekilde çözecekler önümüzdeki hafta içerisinde. Beklenti genelde şu anda birkaç yerden, uluslararası işte kuruluşlardan yapılan açıklamalar, yatırımcılardan, büyük yatırımcılardan ya da büyük varlık yöneticilerinden yapılan açıklamalar ve yine aslında Amerikalıların, işte Biden demeyelim de Powell'ın veya Fed başkanlarının ağzından düşürmediği, kullandığı bir cümle, Amerika'da ılımlı bir resesyon olasılığını yüksek görüyor. Genel anlamda piyasa ve kendileri de ılımlı bir resesyon olasılığı olabilir diye. Tabii bu ılımlı resesyon olasılığı ne kadar ılımlı, onların istedikleri ve düşündükleri gibi mi olacak? Orası kocaman bir soru işareti. Ben de bunun bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Ilımlı bir resesyon. Şu anda sıkılaşma döngüsü, bankalar tarafında kredilerin kısılmasıyla beraber bir sıkılaşma döngüsü var. Daha çok resesyona bu kredi sıkılaşmasıyla beraber girilecek. Şu an hatta girildi. Ilımlı bir resesyon beklentisi olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Bir resesyon illaki olacak, ama o yumuşak iniş çok da istedikleri gibi çok kolay olmayacakmış gibi geliyor bana arkadaşlar. %2 enflasyona gitmek çok kolay olmayacak. Yüksek faiz artışları özellikle banka tarafında sıkıntıların devam etmesine, önümüzdeki dönem tekrardan ortaya çıkmasına sebep olacak diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Yani hani bir geçici geçiyor, geçiyor. Dikkat ederseniz bir geçiyor. Böyle bir iki ay ortadan kalkıyor. Ondan sonra tekrar ortaya geliyor. O nedenle Amerika'da ben hala işlerin düzeldiğini açıkçası çok düşünmüyorum. Evet, çok da uzatmayayım. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.